Canlarım, biz gidiyoruz. Rüya Yani şu biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hemen söyleyeyim size. Eğlence merkezi. Tıp tıks tıp tıks eğleneceğiz. Nerede? Nerede? Markete gidiyoruz arkadaşlar. Biz şu kendime çevireyim kamerayı. Ay canlar, bu makyajla dudağımdaki ruju sildim. Vay. Yılbaşı. Çok heyecanlı. He. Çiğ arayayım mı artık? Ne alalım? Çiğ arayayım mı? Var ya trenin. Sen de açınlayın. O bozuk anne, bozuk o. Bu arada makyaj videomda... Bir tane daha açınlayayım. Makyaj videosu çekerken arkadaşlar alt kirpiklerime rimel uygulamayı unutmuşum. Sonradan uyguladım, fark ettim. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Yani eşim yok. Eşim işte. Akşam gece gelecek. Bugün görevde. Görevde olduğu için geç gelecek. Yılbaşını oğlumla baş başa geçirmeyeceğiz tabii ki de. Akşam olsa da gelecek. Ama dedim ki markete gidelim, biraz bir şeyler alalım, şöyle çıtır pıtır çerez, içecek, didi, midi bir şeyler alalım dedim. Öyle giyindik işte. Açamadım. Geçen ay Yakup kestane ve çam balı getirmişti karışımı. Çok memnun kaldık. Daha doğrusu arkadaşı hediye etmiş. İşte kayısı reçeli, bu balı, kuru kayısı sağ olsun. Biz çok fazla bal tüketiyoruz. Yani biz derken ben ve eşim değil, Çınar'a çok fazla bal tüketiyorum arkadaşlar. Özellikle kış ayındayız ve okula yeni başladığı için hastalık peşimizi bırakmıyor. Şöyle bir kaba tarçınlı bal hazırlamıştım. Öksürüğe ve boğazlara çok iyi geldiği söyleniyordu. Gerçekten de faydasını gördüm arkadaşlar. Şimdi biraz daha hazırlamak istiyorum. Bu balım az kaldığı için bunun içine birazcık da bu balımdan ilave edeceğim. Tarçınlı ve... Ne katacaktım içine ya? Hep ismini unutuyorum. Şöyle. Şey katacağım ben. Ha, zencefil. Toz zencefil katacağım canlar. Tüp bitti. Sabahleyin Burhane'ye gitti eşim. Burhane'de infaz memurlarına 100 ne kadar? İndirim oluyormuş. 20 lira indirimi varmış tüplerde. O yüzden oradan almak için oraya gitti tüpü. Örnek veriyorum 90 lira ise bize 70 lira oluyor.
memur indirimi varmış. Yani sadece infaz memurları herhalde. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Şöyle şu kadar bal koydum. Tarçınımı hemen alacağım. Nerede tarçınım? Evet, burada. Koklayayım da tarçınımı diye. Böyle bir çay kaşığı dolu dolu katıyorum. Birazcık daha katacağım arkadaşlar. Bu arada Çınar bunu çok sevdi. Birazcık daha katayım çünkü zencefilin tadı gelmesin. Onu sevmiyor. Zencefilim nerede? Zencefilim de burada. Evet. Çay kaşığı alacağım bir tane. İşte dün yılbaşıydı malum, cipsler, fıstık, fındık falan derken ev kirlendi yine. İşte bugün yine kalktım arkadaşlar, evi süpürdüm, şöyle bir toz aldım. Evimi topladım güzelce. İşim gücüm yok, bir makinemde çamaşırları yıkadım, Çınar'ın çamaşırlarını. Onu şimdi çıkaracağım, asacağım, bunu hazırlayayım da aklımdayken. Hatta onları asmadan önce şey yapacağım. Şöyle bir kaşık da zencefil atıyorum arkadaşlar içine. Yeterli olacaktır. Fazla katmak istemiyorum. Ay bunu ne yapıyorum? Bu da böyle fıstık ezmesi kavanozu. Atmıyorum ben bunları arkadaşlar. Küçük küçük çok kibar oluyor. Yani mesela böyle çok devamlı kullandığım baharatlar zaten burada. Elimin altında baharatlığım var takım. Bir de burada da hatta göstereyim sizlere. Bu devamlı kullandığım baharatlık arkadaşlar, biliyorsunuz. Burada benim kiler dolabım var. Burada da mesela şunlar eski baharatlıklarım. Bunda işte tarçındır, kakaodur. Mesela şunda işte yine bu fıstık ezmesi kabı. Bunda şeyim var, galeta unum var. Yani bunda mesela top çikolatalar var. İşte hep böyle her şeyimi kavanozlara koyuyorum. Çok mantıklı oluyor. Elimin altında oluyor her şey. Zencefilimizi de kaldıralım yerine. Balımı şöyle bir karıştıracağım güzelce. Oğluma sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce yediriyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yani artık biz buna bağlıyoruz. Sebebi budur diyoruz ama... Bunu yedikten sonra akşam yatıyor, yatar yatmaz bir terlemeye başlıyor. Çocuk sular seller gibi. Hemen değiştiriyoruz üstünü, atletini falan. Zaten mesela hastayken ne kadar güzel terlerseniz o terle birlikte o hastalığı atıyorsunuz. Ya oğlum grip falan değil, öksürüğü var arkadaşlar. O da işte artık çocuklardan birbirine geçiyor sanırım sürekli. Evet, çok güzel karıştırdım. Hemen parmağımın ucuyla şöyle birazcık. 10 numara. Hiç zencefil tadı çok az geliyor. O kadarcık da olacak. Yani daha fazla zencefil katmak isterdim ama ne yazık ki oğlum sevmedi. Daha öncekinde de karabiber ve zencefilli bal yapmıştım. Onu da içiriyordum ama onu zorla içiriyordum arkadaşlar. Bunu seve seve içiyor oğlum. Böyle tezgahımın da üstünde tutuyorum. Yani tezgahta duruyor gözümün önünde. Çünkü kaldırdığım zaman tezgahtan unutabiliyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Genelde böyle tezgah üzerinde bu tarz şeyleri tutmayı sevmem ama oğluşum için böyle köşeye koyuyorum. Sürekli gözümün önünde duruyor. Saçı başı dağıttım yine. Şimdi eşim aradım. Zaten evde tüp yok. Ben de yeşil fasulye çıkarmıştım Nofros'tan. Yeşil fasulye bir pilav yapacaktım. Dedim böyle böyle, hani sen neredesin, daha gelmiyor musun? O da arkadaşlarla takılmış, kahvedelermiş. Okey oynuyorlarmış. Dedi ben de balık aldım aşkım, sen yemek yapma, onları kaldır. Balık getireceğim dedi. Ben de işte yeşillikleri falan sirkeli suya basayım. Güzel bol bir salata yapayım. O gelir birazdan. Yarım saate kadar gelir. Ondan sonra balıklarımızı kızartırız. Yeşil fasulyemi de geri nofroza koymadım arkadaşlar. Zaten çok sakıncalı hani nofrozdan çıkarıp çözdürüp geri koymak. Onu da dolanma et bölümüne koydum. Kıymamı falan da çıkarmıştım. Akşam yemeğini yedikten sonra arkadaşlar hemen yeşil fasulyemi de koyacağım. Yarına yemeğim hazır olmuş olacak. Yarına da yanına sıcak bir pilav yaparım. Tamam. Bu kadar basit yani. Her şeyde bir hayır vardır diye boşa dememişler. Şunları falan makineye atacağım. Şimdi ben çamaşırlarımı asayım arkadaşlar. Yakup gelmeden, şu balık telaşına girmeden, yemek akşam yemeği telaşına, çamaşırlarımı asayım. Zaten eşim bugün gecece yemeğini yedikten sonra gidecek. İşim gücüm de kalmamış olur. Böyle.
Umarım yılbaşınız, yeni yılınız güzel geçmiştir sevdiklerinizle birlikte. Bizim normal bir gün olduğu gibi geçti arkadaşlar. Eşimle oturduk, çerezlerimizi aldık. Oğlum uyudu. Öyle televizyonda Türk filmi seyrettik. O Ses Türkiye'yi falan seyrettik. Güzeldi, eğlenceliydi yani. Sonra da uyumuşuz. Böyle yani nasıl geçireceğiz? Yeni bir yıla girdik yani. Bu da bizim bahanemiz oluyor, mutluluk. Belki ileride çocuğun büyüdüğü zaman belki yılbaşı ağacı ister, süslemek ister. Belki ne bileyim o zamanlar birbirimize hediye alırız. Yılbaşı ağacımızın altına hediyeler falan koyarız. Ben de hani heves ediyorum ama şu an için yapmıyoruz. İleri dönük çocuklar istediğimi yapacak bir şey yok. Yani elden ne gelir çocuklar istediğimi onları mutlu etmek amacına yapacağız. Görüşürüz. Ben şimdi geldim. Çınar'ı okula bıraktım arkadaşlar. Okuldan da PTT'ye uğradım. Çünkü bir kargom vardı. Gelecekti. Daha doğrusu gelmiş. Yılbaşı dolayısıyla alamamıştım teslim. Oraya uğradım. Oradan da bir A101 yaptım. Sizlere göstereyim bakalım. Acaba bana ne geldi? Şimdi. Kabanı da çıkarmadım daha mantığıma. Arkadaşlar çok tatlı bir takipçim var. Takipçim bana hediye yollamış. Hatta şöyle söyleyeyim. Hatırlar mısınız? Herhalde hatırlamazsınız ama. Ben tekrardan bir sayfasını koyacağım size. Canım benim beni çok sevdiğini söyledi. Zaten yazışıyorduk biz Instagram'dan. Bana bir hediye göndermek istediğini söyledi. Gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Ona buradan öpüyorum. Kocaman kocaman. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hediyemi çok beğendim. Dayanamadım. Hemen açtım arkadaşlar. Şöyle videoyu koyayım da. Tripod da getirmedim. Açtım hemen yolda. Çok merak ettim. Şöyle çok tatlış bir sepet arkadaşlar. Şöyle kulakları var. Şu şekilde. Çok tatlış değil mi ya? Ve arkadaşlar o kadar sağlam ki herhalde bir ömür boyu bu sepete bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani sanki içinde böyle karton gibi bir şey var ama yok gibi de yok ya. İçinde bir şey yok ama arkadaşlar nasıl bu kadar sıkı ve sağlam olabiliyor bilmiyorum. Ellerine sağlık canım benim. Çok teşekkür ediyorum. İçinden de böyle bir tane lif çıkıyor, sürpriz. Ben çeşit çeşit lif kullanmayı çok seviyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki örüyorum da kendim. Özellikle de özellikle şu şekilde kese tarzında lifleri çok seviyorum ben. Çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık canım benim. Böyle liflendikçe seni hatırlayacağım. Bu sepeti de yatak odama hiç renkleri uyumlu değil. Aslında böyle tam Çınar'ın odasına da koymak istiyorum. Çınar'ın masasına koymak istiyorum aslında. Çınar'ın eşyalarını böyle koymak istiyorum için ama bilmiyorum. Kendi odama da koymak istiyorum. Yani şöyle bir durum var. Aslında ben bunu kendi odama aynamın önüne koyarım ama Çınar orada durdurur mu bunu bilmiyorum. Çünkü çok tatlı. Çocuklara da hitap eden bir sepet. O yüzden durduracağını çok zannetmiyorum. Varsın olsun sıkıntı değil. Mesela şık güzel bir banyom olmuş olsaydı emin olun ki banyoma koyardım böyle. İçine de özel kremlerimi, ne bileyim duş jellerimi falan koyabilirdim. İçi de bayağı derin arkadaşlar. İçine bayağı bir şey alır yani. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum şu an için daha karar vermedim nereye koyacağımı. Ama Çınar bunu çok rahat ettireceğini zannetmiyorum. Yatak odasında. Onun odasına da koyabilirim. Olsun. Ablasının bir hediyesi olmuş olur. Böyle canlarım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Öpüyorum onu kocaman buradan. Sayfasını koyacağım arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz, alışveriş yapmak isterseniz gerçekten sayfasında çok tatlı sepetler var. Lifler var. Ondan sonra acaba hatırladığım kadarıyla şeyler örüyor arkadaşlar. Böyle yuvarlak yine bu tarz iplerden. Klozet takımları örüyor. Yani böyle banyo altına silebilecek paspaslar. Çok güzel şeyler örüyor. Sayfasına da girip bakmanızı tavsiye ederim canlarım. A101'den ne aldım onları da göstereyim. Şunları bir kaldırayım şuradan. Kede kede kede. Şöyle buraya geçelim. A101'den şu bronziler indirime girmiş.
eti brownie'ler. Şu bu minik minik olanlar var ya arkadaşlar. 9 tane varmış içinde. İnanın ben brownie'yi çok severim. Ve çok canım çekti. Sonuçta ben de insanım yani. İndirimdeyken de hazır alayım dedim bir tane. Çınar'a şöyle bir tane çilekli süt aldım. 2 paket de arkadaşlar taşlık aldım. Sizler taşlığı bilir misiniz bilmiyorum. Lütfen taşlık bilen, yiyen varsa aramızda lütfen rica ediyorum yorumlara atarsanız çok mutlu olacağım. Çünkü genelde bu tavuk taşlığıdır arkadaşlar. Kıtır kıtır çerez gibi olur. Aşırı lezzetli olur. İster haşla ye, ister haşla ondan sonra kavur. Yani her türlüsü çok güzel oluyor. Biz çok seviyorum ben. Ama bunu herkes bilmez arkadaşlar. Gerçekten diyorum herkes bilmez. Ama yiyen de bir daha vazgeçemez. Çok lezzetli bir şey. Şöyle 2 paket aldım canlarım. Bunları güzelce temizleyeceğim. Ondan sonra haşlayacağım. Belki sadece tuzlayıp yiyebilirim. Böyle haşlarım. Öyle yerim. Belki de kavurabilirim şöyle bir tık. Bilmiyorum. Dediğim gibi taşlık yiyen veya bilen varsa yorumlara lütfen atsın. Çok merak ediyorum. Çünkü genelde herkes bilmiyor bunu. Marketten de bunları aldım canlarım. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Acilen bir kahve yapmam gerekiyor. Sabahtan beri kahve içmedim. Kafam patlıyor orada. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sepetimi yedek odasına koymaya karar verdim. Böyle zaten benim işte ürünlerim şu çekmecedeydi. Bu çekmeceden birkaç tane, daha doğrusu 3 tane ürünümü aldım. Yani çok sık kullandığım, her gün kullandığım ürünlerden aldım arkadaşlar. Bir tanesi şu Nivea BB Clean yüz temizleme ürünü suyu. Yani tonik tarzında. Yani günlük kullanabileceğiniz ürünlerden. Bir tanesi %100 doğal arkadaşlar gül suyu. Bunu da bazen tonik olarak kullanıyorum. Bir tanesi de Diederma'nın makyaj temizleme suyu arkadaşlar. Bunları sürekli elimin altında olduğu için, yani çekmecede de elimin altındaydı ama içi boş bir şekilde sepet güzel olmadı. O yüzden içine böyle 3 tane ürünümü koydum. Bence çok şık, çok şeker oldu. bilmiyorum, çok beğendim. Buralarda böyle zaten. Yatağımı düzelteceğim şimdi. Yakup geceden çıkmıştı, yatıyordu. Şimdi kalktı. Böyle. Canlarım, ben şimdi taşlıkları temizledim. Önce suyun içinde beklettim. Arkadaşlar yalnız taşlığı lütfen rica ediyorum çok aşırı derecede özene bezene tertemiz temizleyin. Ben öyle yapıyorum. Tek tek ben suyun içinde beklettim önce, ondan sonra tek tek elimle güzel bol suda yıkaya yıkaya temizledim. Ve şimdi bunları kaynatacağım arkadaşlar. Kaynattığım suyu zaten dökeceğim tekrardan. Döktükten sonra tekrardan tavada hafif şöyle yağda biraz baharatla kızartacağım. Ama haşlanmış da yiyebilirim. Fark etmiyor. Öyle de güzel oluyor. Burada da Nofroz'dan çıkarmış olduğum, dün çıkarmıştım pişirmemiştim. Yeşil fasulye pişirdim arkadaşlar. Nasıl? Çok lezzetli gözükmüyor mu sizce? Oğlum ve eşim yeşil fasulye yiyecek. Onlar taşlık çok fazla sevmiyor yani. Oğlum yemiyor zaten de eşim kızarmışını seviyor. Biraz yiyor. Şimdi bunları açıyorum altını. Güzelce kaynasın. Tertemiz, gıcır gıcır temizledim. Bu arada arkadaşlar videomu da bitirsem...